Sevgili 8. sınıf öğrencilerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'sine alt tarafta bulunan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 8. sınıf yazılılarına da oradan ulaşabilirsiniz. Sorularımıza başlayalım. Diyeceksiniz ki hocam 8. sınıf Türkçe yazılarında genelde Türkçe yazılarında bir metin vardır ve metinin ana fikri işte ne bileyim metin içerisindeki kişiler, olaylar, zamanlar, mekanlar bunlardan bahseder diyediğinizi duyuyorum şu anda. Arkadaşlar ben öyle bir metin almadım. Ama onunla ilgili de zaten bundan önceki metinlerimiz geçen seneki yazılarımızda da var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Metinlerde yapmanız gereken daha çok kitap okuyarak onların çözümlerine daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ben size o konuda bir katkı sağladığımı düşünmüyorum. Bu şekilde daha çok katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. İlk sorumuzdan başlayalım. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir soru. Mehmet Akif Ersoy 1873'te İstanbul'da doğdu. Günlük konuşma dilinin şiirle kaynaşmasını sağlayarak halkçı bir nazmın doğuşuna ön ayak olmuştur. Babası Arnavutluk'un suçusunda köyündedir. Annesi ise Aslem Buharalı'dır. Şiirlerini Safat adlı eserinde toplamıştır. İstiklal Marşı şairi olması bakımından da Milli Şair ismini almıştır. 27 Aralık 1936'da İstanbul'da ölmüştür. Yukarıdaki parçanın türü için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? E, baktığınız zaman bir önemli şahsiyet var değil mi? Yani bir önemli kişi var. Kim bu? Mehmet Akif Ersoy. Bunun hakkında genel doğumundan ölümüne kadar önemli olayları anlatan bir yazı yazıldıysa biz bu yazı türüne ne diyoruz? Biyografi diyoruz. Bunun haricinde arkadaşlar mesela şurada bir bilgi daha bahsetmek istiyorum. Safahat adlı eserinde bütün şiirlerini toplamıştır. Ama bir şiirini toplamamıştır. Bakın bu da önemlidir. Bunu da yorum kısmına yazın bakalım. Kaç kişi biliyor? Kaç kişinin genel kültürü iyi? Safahat kitabında Mehmet Akif Ersoy'un koymadığı şiir Hangisidir ve çok önemli bir şiirdir diyeyim geçim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir demiş. Bakalım. Hayatta zor işlerde var, kolay işlerde. Bakarsanız burada hem zor hem de kolay iki zıt kelime bize verilmiş. Yeterli yet yetersiz konuşmaları yüzünden azar işitti. Arkadaşlar yeterli ve yetersiz birbirlerinin zıttı değildir. Bakın kesinlikle buna düşmeyin. Yeterli bakiye, yetersiz bakiye diyor ya ha, o mazu değil bu. Yani bu zıt anlamlarda bu şekilde olmaz. Bu bunun olumsuzu anlamına gelir. Yani okumak, okumamak. Öyle bir anlam var mı? Yoktur ve mi zıtlıktan? Alan el olmak, veren el olmaktan zordur. Alan el, veren el var. Tok ne anlar? Açın halinden tok ve aç. Aynı şekilde zıt anlamlar kullanılmıştır. Bizim memleket eskiden çok hareketliydi. Değermencilik öyle işlek bir zanaattı ki 10 kilometrelik yerden çiftçiler öğütülecek buğdayı bize getirirlerdi. Köyü saran tepeler yer, yel değermenleriyle kaplıydı. Bu tepelerde yollar boyunca inip çıkan çuval yüklü eşek kantarlarından başka bir şey görülmezdi. Şimdi ise ne eski değirmen ve değirmenciler ne de buğday getiren köylüler kaldı demiş. Bizim de eskiden böyle bir değirmenimiz varmış. Ee, gerçekten oraya da böyle çok değirmenler gelirmiş. Su değirmeni yani öyle şimdiki bildiğiniz gibi makinanın öğüttüğü bir değirmen değil. Bir deneke, dere kenarına konulup altındaki sistemle çaklı sistemle taşın dönmesiyle öğütülüp unun alınması. Bu parçaya da düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmış? Baktığınız zaman şundan bahsediyor. Ne diyor? Eskiden diyor. Bakın eskiden bu kadar kişi geliyormuş gidiyormuş. Ama şimdi diyor kimse gelmiyor. E, o zaman arkadaşlar bir eski hali var bir yeni hali var. Bu iki hal arasındaki karşılaştırma vardır. Tanımlama deseydi değirmeni az önce benim anlattığım gibi mesela dere kenarlarına ya da rüzgarlık alanlara konulup yel değirmeni ise rüzgarın etkisiyle çevirimi çevrimi sağlayıp un oluşturan ya da su değirmeni ise suyun akıntısıyla e, unu sağlayan deseydi tanımlama olurdu. Benzetme deseydi mesela böyle gözümüzü kapattığımızda işte çok güzel bir dere kenarında masmavi akan suların kenarında yemyeşil obaların yanında çocukların oynadığı ya da çimlerin olduğu e, böyle yelkenlerinin kahverengiye boyandığı bir sanki sandal misali e, büzüşmüş bir değirmen deseydi bize. Mesela şu anda söylediğim bir kelimeler bunlar. Benzetme olabilirdi. Gözümüzü kapattığımızda anlayabilirdik. Tanık gösterme ise arkadaşlar bakın bir kişiye mesela deseydi ki işte bunu anlattıktan sonra Ahmet abiye de aynı fikirde Ahmet abi de şu sözlerinde şunları söyledi bize deseydi o zaman da tanık gösterme olurdu. Sanatçılığın pek çok zor tarafı var. Fakat son günlerde zihnimi kurcalayan bir başka noktası da kendisini tekrar etmek gibi bir yanının olması. Arkadaşlar bu arada bazen okurken böyle dilim sürçüyor. Onların nedeni şu ekranda tam odaklanmıyor. Kamerayı yakın tutmamızı istediğinizden dolayı ondan da okuyamıyorum. Tam o ara odak kayboluyor. Ondan dolayı kusura da bakmayın. Altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Zihnimi kurcalayan ee, mesela hatta bir Serdar Ortaç parçası vardı kafamda deli sorular diyordu değil mi sürekli kafasında zihnini kurcalayan bir şey var mesela sizin de vardır önemli bir olay yaşadığınız zaman ya bir yakınınızı kaybettiğinizde ya da mutlu bir olay yaşadığınız zaman sürekli o günü düşünürsünüz o gün böyle kafanızda döner döner durulur yani sürekli düşünmek anlamına gelir Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir. Bakalım tek tek kaldıra kaldıra okuyalım. Doğduğu çok sevdiği bu köyü terk etti demiş. Bir de düzgün okuyalım. Doğduğu çok sevdiği bu köyü terk etti. Bir anlam kayması var mı? Yok değil mi? Bir anlam değişmedi. O bunları hiç sevmiyor. O bunları hiç sevmiyor derken yine bir anlam kayması yok. O yıl... Bu bölgede büyük bir kuraklık oldu. O yıl bu bölgede büyük bir kuraklık oldu. Yine yok. Onlar biraz önce verdiğim ödevi hazırlıyorlardı. Bak. Onlar biraz önce verdiğim ödevi hazırlıyorlardı. Şimdi burada şunu dikkat edin. Virgüllü düşünün. Onlar biraz önce yani az önce benim önceden verdiğim bir ödevi hazırlıyorlardı. Ama onlar biraz önce verdiğim ödevi hazırlıyorlardı. Yani şimdi verdiğim ödevi hazırlıyorlardı. Anlamı var. Yani anlamda virgülle kaldırdığımız zaman bir kayma oluyor. Hangi cümlelerin demiş? Hangisinde ötekilerinden farklı bir fiilimsi kullanılmıştır? Bakalım. Kuraklık geçimini tarımdan sağlayan insanları zor durumda bıraktı. Sağlayan kelimesine bakarsanız sağlamaktan sağlayan olmuş ve an en eki almış. An ası mezar dikecekmiş eklerimiz neydi? Sıfat fiil ekleriydi değil mi? Oradaki an ekini almış. Güldürmeyi baş, baştan okuyalım. Salandaki insanları güldürmeyi başardıysak ne mutlu bize. Güldürmek demiş bak. Güldürmeyi. Güldürmek mak mek eki. Neydi? Ma ış mak eki. Mak mek eki de neydi arkadaşlar? İsim fiil ekleriydi. Şu anda elimizde bir sıfat fiil, bir de isim fiil var. Burada neydi? An ekiydi. Bunları da yazalım eklerini. Yapacak o kadar çok işim var ki sizinle gelemem. Yapacak, acak, ecek. Acak eki. Arkadaşlar anlası mezar dikecek. Bak dik ecek. Acak eki neydi? Yine sıfat fiil ekiydi. Çatı arasındaki kullanılmış eşyaları dışarı çıkaracaklar. An mezar dik ecek miş kelimesi de yine sıfat fiil ekidir. Yani bakarsanız B seçeneğimiz e, isim fiil olduğu için farklı bir fiilimsi kullanılmıştır. Toplantıda söylediği ağır sözlerin cesaretimi kırmasına izin vermezdim. Kendimi toparladım, tekrar masama geçtim. Evrakların arasındaki o not beni kendime getirdi. Sakın pes etme. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangileri mecaz anlamda kullanılmıştır? Size de tavsiyem sakın pes etme diye bir tane kağıt koyun. Ben de yazıları çekerken böyle motivasyon düşüklüğü yaşıyorum bazen. Onları öyle bir motiva ederseniz kendinizi daha iyi notlar alırsınız. Şimdi altı çizili kelimelerde mecaz anlama bakıyoruz arkadaşlar. Bakalım toplantıda söylediği ağır sözler. Şimdi ağır söz söylediğinde yani ağır dediğinizde aklınıza ilk ne geliyor? Benim aklıma gelen hani bir cismin ağırlığı geliyor. Ama ağır söz derken yani böyle hakarete varacak şekilde kaldıramayacağın sözler anlamına geliyor. Yani ağırlıktan bahsetmiyor. Mecaz bir anlamdadır sözlerinin cesaretim cesaret her zaman bildiğimiz aynı cesaret bir farkı yok gerçek anlam kırmasına Bak kırmak ne demektir? Bunu böyle kırarsan kırmak olur değil mi? E bunun da bir yerini kırmış mı? Kolunu bacağını kırmış mı? Kırmamış. O zaman mecaz anlam. Neyse geçtik. Evrakların arasında evrakları karıştırmış. Arasında bu da gerçek anlamdır. Mecaz anlam neymiş? Ağır ve kırmak olacak. Ağır ve kırmasına kelimeleri C şıkkımız doğru imiş. Bakalım geçtik 8. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel değerlendirme yapılmıştır? Öznel ve nesnel değerlendirme şuydu. Nesnel değerlendirme herkesin kabul ettiği öznel değerlendirme kişiden kişiye değişen değerlendirmelerdi. Şimdi bu eser milli mücadele dönemini anlatıyor. Yani bu eserin milli mücadeleyi anlatıp anlatmadığını ispatlayabilir misin? Kitabı açarsın içindeki konulara bakarsın ispatlayabilirsin. O zaman nesneldir. Yazar eserinde köy yaşantısını anlatmış. Köy yaşantısını anlatıp anlatmadığını yine ispatlayabilir misin? İspatlarsın. Nesneldir. Eleştirmenler bu eserle ilgili farklı görüşler ortaya koymuş. Görüşleri koyarsın. Farklı mı değil mi ispatlayabilir misin? Aynen ispatlarsın. İlginç doğa betimlemeleri büyülü bir üslup kullanmış. Bak az önce ben size bir yel değirmeni betimlemesi yaptım değil mi? Şimdi yel değirmeni betimlemesinde arkadaşlar bakarsanız oradan zaten bize benzetim benzetme demiş ama hani biz betimleme yapmıştık size betimleme sanatını anlatmak için. Oradaki betimleme de ben size bir betimleme yaptım ama kiminiz beğendi, kiminiz beğenmedi, değil mi? Şimdi bu diyor ki büyülü üslup kullanmış. Bazı arkadaşlarınız alta yazacak. Büyülü üslup kullanmış. Bazısı da diyecek ki ya ne alakası var? Ya, o zaman ne oldu? Bak kişiden kişiye değişti. Kimse demiyor ki hocam bu çektiğiniz Türkçe değil matematik demiyor. Ne diyor? Bak uslubumuz iyi değil diyor. O zaman kişiden kişiye değişen şey öznel şeydir. Üslup belki size göre iyi geçmedi. Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kalabalık bir grup onu görmek için kapının önüne kadar gelmişti. Ee, şimdi bakalım birinci cümle sebep sonuç. Kalabalık grup onu görmekten dolayı kapının önüne gelmiş olur mu? Onu görmek amacıyla dersen o zaman ne olur? Amaç sonuç olur. İlk seçeneğimiz yanlış. Geçtik. Hava soğuk olduğu için büzüşmüş halde bekliyorlardı. Hava soğuk olduğundan dolayı büzüşmüş olarak bekliyordu. Dan dolayı ekledik. Ne oldu? Sebep sonuç oldu. Bu da değil. Amaç sonuç demiş. Geçtik. Üçüncü cümlede karşılaştırma yapılmış. Bir kez başını dışarıya çıkarsa herkes mutlu olacaktı. Allah Allah. Hiçbir karşılaştırma ben göremedim. Yok. Dörde bakalım. Dördüncü cümleden itibaren düşüncenin yönü değişmiştir. Şimdi ilk başta kalabalık bir grup gelmiş. Hava soğuk olduğu için kalabalık grup büzüşmüş. Üçte kalabalık grup adam çıkarsa mutlu olacak. Ama dörtte fakat bir türlü kendini göstermeyen içeride öylece oturuyordu. Kim oturuyor? Bir tane adam oturuyor. Ama yukarıda neyden bahsediyordu? Kalabalık. O zaman cümlenin yönü bu tarafa giderken pitt, bu tarafa ne yapmış? Kaymış. Deyimlerimiz var. En sevdiğimiz kelimeler benim için. Ağız birliği etmek. Bakın bütün herkesle ağız birliği ettim. Hepimiz aynı şeyi söylüyoruz. Ne diyoruz? Başka bir şey demiyoruz. Yani hepimiz bir olmuşuz değil mi? Ağız birliği anlaşmışız. Aynı yönde kullanmışız. Ahmet, Mehmet bir yalan söyleyeceği zaman bir insanın ağız birliği sürekli eder. Onun için ben etmiyorum yani. Az önce de ondan söyleyemedim. Bir taşla iki kuş vurmak. Öyle bir çektim sapanı bir çektim iki tane kuş düştü anlamına mı geliyor? Hayır değil mi? Ya bir iş yapacaksam Mesela ben bu dersi yapıyorsam bunu bir çevirip 9. sınıf yazılısı olarak yaparsam bir taşla iki kuş vururum. Yani bir olayla iki sonuç elde edebilirim. Eşeği sağlam kaza bağlamak. Ne yaparsın böyle eşeği sağlam kaza bağlarsan eşek hiçbir yere gitmez. Atalar bunları boşuna söylemez. Bu deyimler boşuna çıkmaz. Yani işini güven altına alacaksın. Eşeği sağlam kaza bağlayacaksın. Ne yapacaksın biliyor musun? Ben anlatayım size. Hocam videoları erken atıyorsunuz. Vay hocam videoları şöyle zamansız atıyorsunuz falan diyorlar ya. Ya ben eşeğimi sağlam kazaya bağlayacak olsam. Tam bu yazıların başlayacağı zaman hemen saat 6'da başlarım 6, 7, 8, 9'da atarım. Bütün yazılarım full izlenir. Aa ben diyorum ki ya bu çocukların yazılısı vardır erkenden atalım. Ama onu da kim göre kim bula. Yüreği ağzına gelmek. Ya o kadar korktum ki ya bir korku evine gittim de yüreğim ağzına geldi der. Kıl payı. Lan kıl payı kaçırdık ya burun farkıyla kaçırdık deriz değil mi? az kalsın kaçırdık. Kulak kabartmak böyle kulağını benim öğretmeninize kulağınızı kabartın. Ama nasıl kulağınızı kabartın biliyor musun? Soruları hazırlayacağı zaman şöyle öğretmenlere bakın kulağınızı böyle yakınlaştırın. Arkadaşlarınız ne soruyor? Gizlice dinleyin. Tabi böyle şeyler yapmayın. Ne yapın biliyor musun? Gelin bu videoyu izleyin. Gidin dersinize çalışın. Oh mis gibi girin. Bir çizgi iki yuvarlağınızı alın. Dönün gidin sınıfınızdan. Karşı koymak da nedir? Direnmek anlamına gelmektedir. Şimdi arkadaşlar burada bazı kelimelerimiz var ve bu kelimelerin ilk dördüyle son dördü aynı. Hocam neden aynı yaptınız diyeceksiniz. Arkadaşlar burada ben ilk kelimeyi mecazsa ikinci kelimeyi gerçek anlamda kullanacağım. İlk kelime gerçek anlamda ise ikinci kelimeyi mecaz anlamda kullanacağım. Bakalım Ayağında yırtık bir ayakkabı vardı dediğiniz zaman hayalinize gelen bir ayakkabı ve ucunun yırtık olması ya da yanının yırtık olması yani gerçek anlam. Çikolatalı pastaya bayılıyorum. Aa böyle ne yapmış? Arkaya düşmüş, bayılmış, çikolatayı görmüş. Ya ben bunu çok seviyorum demiş. Cik demiş, gitmiş. Olur mu ya? Olmaz değil mi? Mecaz anlam. Turnuvada dişli rakiplerle karşılaştık. Böyle hani buz devrinde mamutlar var ya böyle büyük filler dişleri olan. Ha onlarla mı karşılaşmış? Yok canım mecaz anlam. Geçtik pazardan getirdiği torbalar çok ağırdı. Bak ne dedim az önce ağırlık bir cismin ağırlığı kaldıramamış değil mi? O zaman gerçek anlam. Şimdi aşağı taraftaki kelimelere gittik. Şurayı sildik. Neymiş ayak kelimesi. Masanın ayağı kırıldı. Bak geldik. Masanın ayağı kırıldı dedim. Kırıldı. Şimdi masanın ayağı kırıldığı zaman arkadaşlar yukarıda ayak kelimesi ayakkabıdaki ayağı düşündüğünüzde gerçek anlamdır. Ama masanın ayağı nedir arkadaşlar? Mecaz anlamdır. Çikolatalı pastaya bayılıyorum derslikten sonra sildik. Kan verdim bayılıyorum demiş. Tamam mı? Kan verdim bayıldım demiş. E şimdi kan verdi bayıldıysa gerçek anlamdır değil mi? Gerçekten hastalanmış bayılmış. Turnuvada dişli rakiplerle karşılaştık. Sildik burayı da. Dişim ağrıyor. Dişim ağrıyor dedik. Dişim ağrıyor kelimesi de nedir? Gerçek anlamdır. Pazardan getirdiği torbalar çok ağır. Arkada ne bahsetmiştik? Bana bana ağır laflar söyledi. E, ne oldu? Bu da mecaz anlam oldu. Yani hem doğru tarafını hem de farklı tarafını size göstermiş olduk. Arkadaşlar dediğimiz gibi sorularımız bu şekilde. Dediğim gibi Mehmet Akif Ersoy'un Safahat adlı şiir kitabına koymadığı Önemli şiirimiz nedir? Bunu da yorum kısmına bekliyorum. Bu sınavdan almanızı beklediğim not. Tabi diğer sınavlar gibi. Bir çizgi, iki yuvarlak, yüz almanız. Yüz alın, yüzümüz gülsün. Yorum kısmına yazın, bizim de yüzümüz gülsün. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Diğer 8. sınıf yazılılarda gelecek. Hiç merak etmeyin. Sakin olun. Bir sonraki derste diğer 8. sınıf yazılısında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.